sayın seyirciler, bugün 8 Kasım Çarşamba. Yeni Günde Gündem programımızdan sizlere saygıyla selamlıyoruz. Evet, Yeni Günde Gündem'de bugün Sayın Rasim Topçu bizlerle birlikte. Sayın Rasim Topçu, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Rasim Bey, İzmir Kantinciler Odası Başkan Adayı. Adayı ve aynı zamanda eski başkan, eski kurucu başkan. Adayı. Evet. Adanın kurucu başkanı, evet. Evet, oralara geliriz. Hemen sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Rasim Topçu kimdir? Ahmet Beyciğim, Rasim evet. Topçu İzmir'de bir kamu kurumu okulunun bünyesinde işletmeciliği, kantin işletmeciliği yapan birisi. Aynı zamanda İzmir Kantinciler Esnaf Odası'nın ve Türkiye Kantin Tüccar Federasyonu'nda da yöneticilik yapmış, kuruculuk yapmış bir başkan. Bir farklı nedenlerden dolayı 2014 yılında aktif göreve devam ederken bir süreliğine ara vermiş. Bu dönemde de yeniden üyeleri tarafından göreve talip olmam yönünde yoğun baskıya uğramış ve buna da peki demiş, yola çıkmış bir arkadaşımız. Evet, eski başkan, kurucular kurulu üyesi, aynı zamanda federasyon üyeliği yaptığımıza Türkiye göre bu mesleği çok iyi bilenlerden, mesleğin tanıtımı en iyi yapanlardan birisiniz. Evet, kantincilik nedir? Bir oradan bir başlayabiliriz. Kantincilik nedir Ahmet Bey? Zaman zaman bu soruyla ben izahat etmek zorunda kalıyorum, mecburiyete kalıyorum. Şöyle ki, büfecilikle çok anılır haldeyiz. Evet. Esasında yaptığımız işin biraz bir kısmı da yani büfe tipi tarzında mekanların olmasından kaynaklanıyor. Biraz benzeşme oradan geliyor. Esasında kantincilik kamu binaları içerisinde, hastanelerde, okullarımızda, dershanelerimizde, bazı fabrikalarımızda oradaki bulunan potansiyele hizmet veren, ihtiyaçlarını gideren ve belli standartları, meslekteki kıstasları olan bir işletme tarzı. Dolayısıyla kantincilik özellikle okul kantinleri ülkemizde çok yaygın. 18 milyon yaklaşık öğrenciye hizmet veren bir sektör. 42 bin kantinci olarak bu ordu hizmet veriyor. 42 bin kantinci Türkiye'de. Evet, 42 bin kantinci. İşte bunu da 5 ile çarparsanız yaklaşık 200 bin kişi çalışan. Bunu yine bir 4 ile çarparsanız 880 bin ya da 800 bin aileyi direkt ilgilendiren, istihdam anlamında ilgilendiren bir iş. Kantincilik esasında, Ahmet Beyciğim, şöyle ben, bu tanım bana aittir yalnız. Şöyle, kantincilik okulların bünyesinde hizmet veren, kira vererek okulların aile birlikleri bütçesine önemli katkılarda bulunan, istihdam ederek devlette istihdama yardımcı olan, vergi vererek devletin bütçesine katkı koyan, kendi öz sermayesiyle ve emeğiyle, çocuklarıyla, özellikle çocukları ve ailesiyle birlikte çalışılan müthiş iş yerler. Ve orada kendi ailesiyle birlikte çalışan dediniz. Yani çoğu aileye bakarsanız istihdam edecek çok kamuya ya da farklı yerlere istihdam için birisini göndermez. Çünkü hali hazırda bir iş yeri var ve bu iş yeri için potansiyel eleman gerekir, yetişmiş eleman gerekir. Zaten kantinci çocuğunu kantinde yetiştirir. O sucuk kokuyla tost içerisinde o çocuklarla beraber yetişiyor esasında. Dolayısıyla belli bir olgunluğa eriştiğinde, eğer ki o aileden çocuk ya da genç yetiştiğinde farklı bir uzmanlık alanı yok ise potansiyel olarak babasının ya da ailesinin yanında devam ediyor. Böylece yapılan bir çocuk sevdası olan ve çocuklara aşırı ilgi gösteren bir meslek dalı bu. Bu işi sevmezseniz zaten yapamazsınız. Çünkü aman aman kazancı olmayan ama asgari ücret biraz üzerinde kazancı olan, hayatını idame ettiren bir meslek. Çünkü niye diyeceksiniz? Toplam müfredata baktığınızda Türkiye ortalaması 183 öğrencinin aktif ders gördüğü. Bunun kar tatilini, yaz tatilini, bayram tatilini birleştiren tatillerle beraber 160-165 gün. Evet. Bu kadar kısa sürede 365 günlük hayatınızı idame ettirecek parayı kazanacaksınız, devlete vergi vereceksiniz, okulunuza kira vereceksiniz ve kalan o boş sürede de hayatınızı idame ettireceksiniz. Ek işleriniz de var tabii ki. Pazarcılık yapan arkadaşlarım var, sahillerde ediyor. Yaz tatillerinde özellikle. Olmamız hesabıyla tatillerde iş yeri olan arkadaşlarımız da. İşte böyle bir meslek alanı kantincilik. Kolay bir iş değil. Şimdi şöyle bir düşününce böyle çok basit bir iş gibi görüyorsunuz ama gerçekten yılın 150 gün diyelim hadi iyi niyetle 150 gün çalışan, 150 günle 365 gün karnını doyurmak zorunda, 150 gün kazançta 365 gün karnını doyurmak zorunda kalan bir meslek aslında.
Dolayısıyla şunu da söylemeye çalışıyorum ben. Yani 160 günde 160 günde 10 ay 300 günlük personele maaş veriyorsunuz. Ve sigorta veriyorsunuz. Tatili bol olan. Hakikaten sihirbazlık bir şey içine girerse de bir de burada yüksek kiralar, haksız rekabetle karşı karşıyasınız ki aman Allah. Kantinciye bu manada soru sorduğunuzda en büyük şikayetleri ben alırım. Bununla da memnuniyet duyarım. Çünkü İzmir'de 14 yıl boyunca kantincilik alanında faaliyet gösteren esnafıma hizmet etmiş. Ve başarıyla hizmet etmiş bir oda başkanlığı sürecim var. Bu da yetmemiş. Türkiye'de 81 ile öyle ya da böyle hizmet verme imkanı bulmuş. Seminerler vermiş. Odaların, derneklerin kurulmasında aktif olarak görev almış bir kişiyim. Çünkü bu bir sevda işi. Eğer bu çocukları sevmezseniz, bu mesleği sevmezseniz öyle ki bu işi yapamazsınız. Pek çok üyem de bu maksatta bir, bir buçuk gibi kısa sürelerde yapıp bu işlemleri işi terk etmişlerdir. Çocuklar, sevgili Ahmet Beyciğim, şunu söyleyeyim bakınız. Ben o dönemin bakanı Sayın Nimet Çubuk şu hanıma da Hüseyin Çelik Bey bakanımıza da makamlarında şunu söyledim. Dedim ki bakınız 18 milyon resmi rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı'sınız siz. 18 milyon öğrenciye ve hemen hemen Türkiye'deki her aileye dokunan tek meslek kuruluyoruz. Ve o ailenin en kıymetlisine hizmet veriyoruz. Bizi lütfen şu mesleklerde biraz daha o sağlıklı imkanlarda çalışmamıza izin verin. Yani bir kantinde bir yer tatil et yapılacak izin vermiyorsunuz. Nedir? Kamuya ait bir bina. Tamam kamuya ait bir bina ama orada hizmetin gerekleri de var. Bunun için lütfen düzenlemeler yapın. Sonra Hüseyin Bey dedi ki dur bakalım çok önemli bir şey söylüyorsun sen. Müsteşar Bey çağırdı odasına ve bizi dinledi. Bakın dedi İzmirli oda başkanımız çok haklı şeyler söylüyor. Lütfen bu konuda ilgili birimlerde hareket geçirerek düzenleme yapın bir göreyim dedi. Mevzuat kısmına sonra gireriz. Siz şimdi İzmir'deki odanın kuruluşundan bahsedin. Siz evet. kurucu üyesiniz. Şöyle kuruluştan bugüne kadar bir getirin bir odayı. Kuruluştan ne yaptık? Size söyleyeyim. İzmir'de yaklaşık 600 kantin. Kaç yılında kuruldu oda? 2004 yılında ama 2000 yılına itibaren dernek olarak faaliyet gösterdik. 2004 yılında ancak prosedürü tamamlayarak oda olabildik. 2004'ün 6 Mart'ında. 2000 yılından itibaren dernekte, ondan sonra 2004'te de oda olarak başladınız. 4 yılda ancak kurabildik, o prosedürleri yerine getirebildik. Bundan sonra ne oldu? Bundan sonra çok aktif bir eğitim sistemine geçtik, mesleki eğitime geçtik. İlgili birlik, o dönemki başkanımız ve o günkü birliğimizin değerli eğitimcilerinin de rehberliğinde pek çok bir dizi Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürümüzün mesleki eğitim okullarının bünyesinde açtığımız kurslarla pek çok kantin çalışanımızı ve önce kantincilerimizi belge sahibi yaptık. Yani sertifikalandırdık. Ve bu her yıl bugüne kadar da bu eğitimler devam etti. Öyle ki artık Tarım Bakanlığı, Tarım Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bizim İzmir'deki İl Mesleki Eğitim Müdürlüğü ile protokol yaparak pek çok eğitimlerden geçtik. Yani çünkü kantinciliği biraz tanıdığınızda çok büyük geniş iş alanı olan işte hijyen eğitiminden tutunuz da öğrenci davranışına, beşeri münasebetlere sattığınız ürünlerin raflanmasına kadar, saklanma koşullarına kadar pek çok alanda eğitim ve öğretim. Vergi düzenlemesine dair, vergi usul kanununa dair bilinmesi gereken her şeyi profesyonelce yapabilen bir esnaf teşkilatı yarattık. Bu dönemde de pek çok kamu çalışanıyla da karşı karşıya geldik. Çünkü siz kamunun bir tarafını, diğerisini bir tarafını temsil ediyor. Yani sizin hak dediğinizde bazen öbür taraf kara diyebiliyor. Bunları çözüme kavuşturabilmek için ortak akıl oluşturmaya, bakanlığı da zaman zaman işin içine katarak, sayın valilerimizi de katarak, ortak akıl oluşturarak, yani bizim esnafımızın sağlıklı koşullarda, iyi şartlarda hizmet vermesi için ne gerekiyorsa bunlar yapıldı. Ve bugün de mevcut oda başkanı arkadaşlarım, benimden sonra bırakan arkadaşlarım bu işi çok sağlıklı yaptıkları kanaatine varmadım ki bugün tekrardan yeniden aday oldum diyorsunuz. Talepleri doğrultusunda tekrar yeniden. Peki dernekten odaya geçiş nasıl oldu? Nasıl bir şey? Yani evvela bir örgütlü çatı altında olabilmeniz şart Ahmet Beyciğim. Tabii. Çünkü bunun en kolayı da dernek kurmak. Derneklerin kurulması çok kolaydır ve basittir. Odanın kurulması için pek çok prosedürü yapmalıdır. Evvela dernek olarak bir araya geldik. En az o zaman kurulan 201 sayısıydı. 201 kişiydi.
bir esnaf sicili olarak kayıtlı yapmanız gerekiyordu. Bunun için de bu dernek ön şarttı. Biz burada yaklaşık 400 üyeye ulaştık. Dernekte. 200, evet, 200 kantincimizin esnaf sicili tamamlayarak ilgili bakanlığa müracaat ettik. Bakanlıkta pek çok sıkıntılardan sonra çünkü mesleğimizin tanımı yoktu. Tanımı olmayan bir mesleğin de odası kurulamıyor maalesef. Tabii. Ve bunları başardıktan sonra esnaf bildiğimiz tezkirle onayla Sanayi Bakanlığı onayıyla odamız kurulmuş oldu. Türkiye'de kurulan ilk odalardan biri herhalde. Evet. Yani şey kantinci yani olarak. İstanbul, İzmir ve Ankara. Doğal olarak bu yani üç büyük şartımız. Zaten o arkadaşlarımızla, o dostlarımızla da ortak hareket ettik biz. Tüm bakanlıktaki işleyişlerle. Eş zamanlı kurulduk. Eş zamanlı oldu. Tabii o biraz da güç. Evet, kantin kuruldu. Kaç odayla, kaç üye sayınız kaça ulaştı? 400'e başladık dediniz dernekte. Dernek şu anda 400'lük, ne kadar? Oda olarak tabii hemencecik 400'e ulaşamadık. Oradakini buraya aktarmak zor oldu. Maliyetleri var. Bir kantinci nihayetinde 25 kuruşlarla, 10 kuruşlarla para kazanan, hakikaten ekonomik koşulları oldukça zor olan esnaf grubu. Evet. Şimdi bir esnaf sicile gittiğinizde bugünkü rakamlarda yaklaşık 600-700 bin lira gibi, 700 lira gibi bir rakama mal ediyor. Bu da kantinci şak diye cebinden çıkarıp yapabileceği bir iş ve işlem değildi. Ancak yönetmelik ve genelgede, bakanlığın yönetmelik ve genelgesinde ve 5 esnaf kanununda şöyle bir madde de var. Her esnaf meslek grubu o ilde kurulmuş ise o odaya kayıt olmak mecburiyetindedir. Ve ilgili esnaf odasında fiyat tarifesini taşımak zorundadır. Bizim de kamu kuruluşu olmamız hesabıyla yönetmenlik gereği yaptığımız kira sözleşmelerinde oda temsilcisinin ve odanın imzası ve mühürü şart. Dolayısıyla böyle olunca biz zaman süreç içerisinde kantinci arkadaşımız yavaş yavaş oda üyeliklerini yaptırdılar. Ancak şu anda 1000 küsürlerde sicil numaramız. Demek ki bu arada 400 kişi girmiş çıkmış bu odaya. Yani yürütememiş. Bu da mesleğimizin ne kadar güç olduğunu, şartların ne kadar ağır olduğunu bir göstergesi. Çünkü kantin aynı kantin. Okul ilavesi İzmir'de yılda olsa olsa 5 olur, olur. İhtiyaç olarak, yeni açılan okul olarak. Ama bu görüldüğü gibi 2004 yılından 2017 yılına kadar 400 kişi bu mesleğe girmiş ve terk etmiş. Mesleği bırakmış. Ama bu okullar boş kalmamış. Yine ihale edilmiş. Yüksek bedellerle almışlar, tekrar bırakmışlar. Çalışma koşulları çok ağır, yapamamışlar, tekrar bırakmışlar. Dolayısıyla bir de haksız bir rekabette karşıyız ki aman Allah'ım bu ne diyecek olursanız bu da şudur. Kantincilerin... Bir dakika burada... haksız rekabete gireceğim. Biliyorum nereye gelmek istediğinizi. Bu yüksek bedellerle ihaleler dediniz. İhale bedelleri kim saptıyor? Neye göre oluyor? İşte kim yapıyor ihaleyi? Bu tabii ihale kanununa göre yapılıyor ama ihale yapan bir komisyon var. Bu komisyon içerisinde bizim oda temsilcimiz de var. Yani özel idare kalktı artık. İl Emlak Müdürlüğü temsilcisi, okul aile birliği başkanı, okul temsilcisi, müdür ya da müdür yardımcılarından bir tanesi, il milli eğitim ya da ilçe milli eğitim müdürlüklerinden şube müdürü nezdinde müdürlüğün başkanında 5 kişilik komisyondan oluşur. Kira tespit komisyonu. Her neye nedense bizim temsilcilerimiz buralardaki bedel belirlenirken hep şer koyarlar. Niçin şer koyarlar? Çünkü işte belirlenen bedel o okul için çok astronomik rakamdır. Oysa ateşin üstünde eli yanan, ateşi hisseden kantinci esnafının temsilcisidir orada. Çünkü bu bedellerle ancak siz çocuğunuzun cebinden ya da tüketeceği üründen bir şeylerin daha pahalıya tüketeceği anlamına gelir. Biz burada kirayı az verelim derdimiz yok. Makul oranda kira verelim. Makul oranda kira artışları yapalım. Çünkü bir de örnek de çok olumsuz manada diğer camiye, diğer esnafımızı temsil ediyor. Örneğin atıyorum sizin mahallenizdeki 1000 kişilik bir okula muammen bedel verirseniz 75 bin lira gibi astronomik bir rakam günlük işte 500 liraya ya da 600 lira kira bedeli bu insanın yaptığı ciro zaten 1200 lira kardeşim. 1200 liranın bunun 500 lirasını kiraya verirse geriye kalır 700 lira. 700 lirayla istihdam mı yapacak? Hayatını mı geçindirecek? Devlete vergi mi verecek? Yahut da diğer gereksinimleri mi karşılayacak? Şimdi bir ihale için bir bedel ödüyorsunuz. İhaleye girince orada bir bedel var, tabii o ödeniyor. Bu muammen bedeldir. Artı bir de kira için ödüyorsunuz. Hayır yok. Şimdi şöyle, bir diyelim ki bir komisyon işte yuvarlak rakam olsun diye 10 bin lira anlaşılır seviyede 10 bin liralık ya da 9 ay çalışıp 9 bin liralık bir muammen bedel tespit ediyor. Diyor ki buranın yıllık kira bedeli 9 bin lira olsun en az.
En az. Evet. Bu bedel ile ihaleye çıkarıyor, açık artırmayla. Yani o binası da dahil bu işin içerisinde. Hayır, binasını da pek çoğunu biz yapıyoruz zaten. Okulların bünyesinde bina falan yok yani. Okulların bahçesine bakarsanız pek çok bina resmi izinlerle kantinci esnafının kredileriyle işte borçlanarak ya da cebindeki hazır parasını, emekli ikramiyesini vererek yaptırdığı binalar. Başarı mı yok? Biz kantini kiraya veriyoruz. Nasıl istersen kantin öğrencinin esasında oradaki tüketeceği bedeli kiraya veriyorsun. Esas tanımı da budur. Ama gidip içerideki düzenlemeyi siz yapıyorsunuz. Allah'tan işte Milli Eğitim Bakanlığı biraz önce bahsettiğimde yani kantince bir çalışma alanı, özgürlüğü tanın, biz buralara yatırım yapalım. İşte bu mevzuat mevzuata konuldu. Yani kantincinin yapmış olduğu demirbaş sabit tesis masrafları eğer kantincinin herhangi bir nedenle bırakması durumunda bundan sonraki yapılacak ihalede alan işletmeci tarafından eski işletmeciye ödenir diye bir madde koydurduk. Bu kantinlerde artık Türkiye'de bir çığır açtı. Herkes yatırım yapar oldu. Herkes artık o merdiven altlarında, o okulların bünyesinde bulunan en izbe köşelerdeki yerlerden çıkarıldı. Çok çok lüks, çok çok güzel koşullarda hizmet veren kafeteryalar haline dönüştü. Bizim insanımıza da bu yakışırdı esasında. Siz bilirsiniz, yani ben biliyorum çünkü yaş olarak itibariyle merdiven altlarında, gazete kağıtlarında boyoz yerdik biz okullarda. Şimdi buradan çıktı artık çocuk geldiğinde masasında peçetesi bulunan, her türlü şeyi tüketimi hazır görebildiği ve içine istediği ürünü koymasını istediği şartlar oluştu. Bu çok çok güzel bir şey ve Tarım Bakanlığı okulun içerisindeki bir denetim komisyonu, resmi denetim komisyonu, belediyeler, sağlık çevre sağlık müdürlükleri tarafından çok sık denetlenen ve bu denetimden de asla rahatsızlık duyulmayan bir sektör haline geldik. Çünkü kantinciler de bu denetimlerin sayesinde kendileri çeki düzen vermektedir. Asla da rahatsız değiller çünkü yani cam gibiyiz, mesleğimizin her tarafı görünebilen, baktığınızda her yer görebiliyorsunuz. Saklı gizli yok. Kantinci odası esnafı olarak o dönemde ben arkadaşlarıma şunu söylemiştim. Mutlak çalıştıracağınız personelin ve istihdam ettiğiniz ailenizden dahi olsa her kantincinin mutlak sağlık belgelerini dosyanızda biriktirin. Aman Allah, ne olur çünkü müthiş bir potansiyel besliyoruz, hizmet veriyoruz. Dışarıdaki bir olumsuzluğun size yansıması durumunda al benim personelimi sağlık karnesi. Ve aldığınız ürünlerin faturalarını, irsaliyelerini mutlaka saklayınız. Al benim güvence firma diye. Sağlık koşullarında bunları saklayınız. Çünkü önemli bir kesimi besliyorsunuz. Allah muhafaza. Vicdanı bir tarafa bırakın. Bunun cezai müdeleri çok ağır. Çok çok ağır. Şimdi insana toplu zehirlenme gibi bir Allah muhafaza böyle bir riskin altındasınız. Şimdi dolayısıyla kantincidir. Hakikaten söylüyorum. Hep mobilize olan, hep kendini yediyen, her türlü genelge yönetmeni tek uygulandığı esnaf teşkilatı. Dışarıdaki esnaf arkadaşımın haklarını, emeklerini tabii ki teslim ederek kendi esnafımın hakikaten söylüyorum bu konuda yetişmiş, kendini aşmış. Bir şey söyleyeyim Ahmet Beyciğim, her meslekte şöyle bir şey yoktur. Lokantacıya bir tane aşçı bulursunuz, belgesi olan onu çalıştırırsınız. Doğrudur, güzeldir. İşte kahvecilikte yine aynıdır. Ama bizim kantincimizde şöyle bir şart vardır. Kantincilik ustalık belgesine haiz olmayan hiç kimse bu işi yapamaz. Daha ilginç bir şey. Mevzuatta bu var yani. Var tabii. Daha ilginç bir şey. Hadi bir işletmece de oldu. Çalıştırdığınız personelin sertifikası olacak. Hangi sertifika? Mevzuattan kaynaklanan eğitimleri aldığına dair. Böyle bir esnaf grubu yok bakın söylüyorum size. Olması da gereken bu. Bakın çocuklarımızı, göz bebeklerimizi buralara emanet ediyoruz. Doğru değil mi kardeşim? Yani olması gereken de bu. Biz bunları yapıyoruz. Bunu peki yapmaktan bu şey, kantincilik ustalık belgesini kim veriyor? O da mı veriyor? Milli Eğitim Bakanlığı. Hayır. Milli Eğitim Bakanlığı veriyor. Milli Eğitim Meslek Eğitim Müdürlüklerine gidiyorsunuz. Hı. Oradaki çok ince eleyip sık dökülen bir mevzuat var. Peki hani, odanın bu konuda çalışmaları var mı? Evet. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Mümkün ustalık mü? Ustalık belgesi için. Yani bir ustalık belgesi olmayan kişi eğer ki bir ihaleye girmiş ise, kantin almış ise bize oda kaydına geldi ve kantincilik belgeni görelim arkadaşlar. Bu yoksa yani belgesi olmayan okullarda, daha doğrusu kamu kurumu olan yerlerde kantincilik belgesi olmayan, kantincilik ustalık belgesi olmayan hiç kantin sahibi olamıyor. Asla olamaz. Kantin açamıyor. Asla olamaz. Bu güzel bir şey en azından. Muhteşem bir şey.
Çok güzel bir şey. Ve bunu biz meslek örgütler olarak biz istedik, biliyor musunuz? Ancak mevzuatlara girelim. Girelim ne istiyorsan zaten sorma. Girdik böyle yavaş ben, yavaş. Ben bu konuda kendimi yeterli görürüm çünkü evet, mevzuatlar. 2004 yılında oda oldunuz. Ondan sonra da mevzuat üzerine çalışmalara başladınız. Ankara'da kurulan komisyonlarda kendi hukukçumuz, avukatımızla birlikte o komisyonda devletin tarafıyla yine kamu kurumu olan devletin bu tarafı karşı karşıya oturdu. Ortak akılda birleştik. Federasyon olarak mı çalışmalar? Tabii federasyon olarak. Evet. Türkiye Kantrici Federasyon olarak. Başkan de hemen federasyona girdiniz mi şeyde 2004 yılında? De, o da 2004, sonra. Hayır 2004 değil. Yani 5 yıl sonra girebildik. Bunu öyle kurmak. Çünkü federasyon olmak için de belli bir sayı da ilin örgütlenmesi lazım. Önce Anadolu'yu dolaştık. Orada dernekler kurduk. Federasyon odalar kurduk. Federasyon kaçta? Ne zaman kuruldu? Federasyon sanıyorum çok net olmamakla beraber 2008 ya da 2007 yılında. 9 yıl arasız görev yaptığıma göre 2007. Federasyon kurulunda size kuruculardan birisi. Kurucular tabii 5 kişilik kurucular kurulunun içerisindeyim ve buranın da o gün itibariyle kurucu başkan vekilliği, daha sonra başkan vekilliği, ta ki İzmir'deki Kantrici Esnaf Odası görevimden ve federasyondan istifa ettiğim 6 Kasım 2014'e kadar. Evet. Mevzuatla ilgili görüşmeler federasyonla birlikte başladı. Federasyonla. Siz burada gördüğünüz eksikleri ya hatalar. Tabii yani ilimizde önce illerimizdeki arkadaşlarımızın bakanlıktan ne istediklerine dair rapor hazırlamalarını istedik. Bu federasyona üye olsun olmasın tüm illerimize gönderdik. Ne isteğimiz var, ne sorumuz var, hangi biz mevzuatı neyi koymasını istiyoruz? Bunları bir topladık. Bunları bir eleme sürecinden geçirdik. Ortak bir rapor haline getirdik. Hukukçumuz, İzmir'deki bu hukukçumuz da Türkiye'nin tüm temsilcisi olarak hukuki konularda yeterliliğine inandığımız bir hukukçumuzla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'nda büroklarımızda onların hukukçularıyla oturduk. Bu mevzuları aylar süren, hatta yıllar süren, ciddi manada yıllar süren, çünkü 2000'de biz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısını açındırdığımızda daha dernek olmadan, yani mevzuata kavuşması lazım, mevzuata kavuşması. 2004 yılından sonra da bu mevzuatın çıkması için çok yoğun bir emek sarf ettik. Ve bunun sonucunu da ilk yönetmenimiz 2005 yılında yayınlandı. Eksik yanlarıyla birlikte denenmek maksadıyla ve 2010 yılında yeni bir ihtiyaç doğdu. 2010 ve 2012 yıllarında da bu yeni bir yönetmenin çalışmasının startı verildi. Yani ihtiyaca binaen. 2010'dan 2012'ye kadar da çok yoğun bir emekle ortak akıl oluşturarak son yönetmenin ismi çıkarıldı. Ne zaman çıktı son yönetmen? 2012 yılında. 2012'de. Evet, 2012. O günden bugüne aynı mevzuat. Aynı mevzuat devam ediyor. Peki hala eksikler çıkıyor mu böyle? Eksikler var. Şu anda yeni bir yönetmenin çalışmasının var olduğunu biliyorum. Taslak halinde var. Elimize geldi. İtirazlarımız yani çünkü yönetmenlik öyle bir şey ki o bakanlığın mevzuatın yürütülmesine dair eksiklerin görüldüğünde onun yeniden düzenlemesine dair. Ancak mevzuatlarda tabii ki kanunla uyum olmalı ki bizim hukukçularımız çok deneyimli, bu manada da yeterli. Biz buna bakarken empatiyle bakabiliyoruz. Yani karşı tarafın düşüncesini de algılayabiliyoruz, görebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Onun için de akla mantığa en uygun mevzuatın sahada uygulanmasına en uygun taleplerimiz oluyor. Dolayısıyla en üst taslak halinde. En üst taslak halinde. Tabii bu kamu, şimdi önce sivil toplum örgütlerine yani bizlere gönderiliyor. Buradaki itirazlarımız. Bunu bakanlık mı? Bakanlık taslak. Ondan sonra gidip burada komisyonlara çalışma mesaimiz başlayacak bizim. Hı-hı. Çünkü yönetmenin iptal edilmesi için dava açabilirler. Biz kamu kurumuyuz. Dava açabiliriz. Bir yönetmenin de bir bakanlıkta, Yargıtay'da, Danıştay'da kaldırılması çok hoş karşılanan, o bürokratlar için hoş karşılanan ya da müsteşar bey için çok hoş karşılanan bir durum değildir. Dolayısıyla konsensüsün sağlanması lazım. Burada ortak aklın egemen olması lazım, hakim olması lazım. Yaptığınız iş herhalde birkaç bakanlığı birden ilgilendiriyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, işte, dolayısıyla Maliye Bakanlığı'na bağlı, orayı bağlı. Bir tarafta vergi mevzuatıyla bağlantıda maliye. Devletin sahibi yani kasası arsa Milli Emlak Müdürlüğü'nün. Tahsil edilmiş Milli Eğitim Müdürlüğü'ye. İçindeki yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nın işin
özür dilerim, itibariyle. Gıda Tarım'da var mı işin içeri? İşte onu söyleyecektim, tamam. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nda ayrıca mevzuatta yetkili olan, denetimde yetkili olan bakanlık. Yani diyorsunuz ki katilcilik deyip geçmeyin, kaç bakanlıkla? Ben buradan şunu da söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani bu kadar bakanlığın ortak olduğu bir mevzuatta hizmet veren katilcinin işi zor. Ama bu zorluktan çekinmiyoruz. Karşımıza çıkarılan bu mevzuatlara rağmen engellerden bıktık artık. Şimdi o engellere girelim. Lütfen, evet. Çünkü engeller de herhalde okulun benim şeyin dışında. Evet, benim esnafım da bunu bekliyor. Yani başkan gittin orada hayat hikayeni anlattın demesini istiyorum. Çünkü biz kendimizi onlara öyle tanıttık. 14 yıl onu biliyorlar. Şimdi esas kantincimin canını yakan meseleler. Biz bu kadar denetimden, bu kadar hizmetten, bu kadar özverili çalışmadan şikayet etmiyoruz. Ama gel gelelim ki okulun bünyesinde yine mevzuatlara dayanan. Bakın, bak işi şu anda gündemde olan en popüler şeyi söyleyeyim. Ahmet Beyciğim. Şimdi İçişleri Bakanlığı bir genelge yani öğrencilerin güvenliği bakımından eğitim öğretim süresi içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu yönde genelgesi vardır. Çocuk evden çıktığında ta eve girinceye kadar, ders sonuna kadar devlete zimmettedir. Yani çocuğun başına gelen her türlü olaydan eğitim öğretim devlet güvencesinde olduğu için devlete sorumludur. Dolayısıyla İçişleri Bakanı da bu tehlikeyi görüyor. Her türlü dışarıda uyuşturucu, sigara, alkol, aklınıza gelebilecek çocuk için tehdit unsuru olabilecek her türlü şey. Bunun içinde beslenme, sağlıksız ve dengesiz beslenme daha dahil olmak üzere. Bunlar bütün göz önüne alarak 81 il bakanlığı, il valiliğine ve dolayısıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir genelge var. Deniyor ki eğitim öğretim süresi içerisinde öğrencilerin bu tür tehlikelere maruz kalmamaları için okul bahçesindeki nöbetçi öğretmenlerin bu kontrolleri yapması, evet. Okul idarelerinde velinin muvaffakatı olmadan, bakın çok önemli. Yani çevrede oturuyor öğrencimiz. Birisi Gaziemir'den Bornova'ya geliyor. Bu çocuğun velinin muvaffakatı istese bile vermezsiniz. Çünkü böyle bir şeyin öğlen evine gidip o ihtiyaçlarını karşılayacak pozisyonu yok. Bu tamamen işgüzarlık. Eğitimcilerin de bu dikkate alarak, bakın burası, burada neresi sizi ilgilendiriyor kısmına da geleceğim ayrıca. Ben önce kamu yararında bilirim. Ben bir sivil toplum örgütüyüm. Burada kamu yararında söylemek zorundayım. Bildiğim gerçekleri de anlatmak zorundayım. Çünkü benim çocuğum da, benim torunum da oralarda okuyor. Farklı bir yerde okumuyor. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na söyledim. Sizin çocuğunuz nerede okudu? Özelde mi ya da nerede? Nerede okursa okusun. O binaların içerisinde biz varız. Yani dolayısıyla sizin çocuklarınız, geçmişte de bizim babalarımız, dedelerimiz sizlere hizmet etti. Yani bu işi en iyi bilen kişilerden birisiyiz. Dolayısıyla buradan kimsenin farklı bir anlam çıkarması çok doğru değil. Çünkü biz ticari kaygıyla söylemiyorum. Bunu emin olun. Bir geçmişte çocuklarını eğitime, öğretimde okutmuş. Şimdi de torunlarım bu okulların bünyesinde okuyan çocuklarım var benim de. Dolayısıyla bu sorunlar benim ortak da sorunum. Bu tehlikelere maruz kalmaması için devlet bir genelge yayınlamış. Bakınız esas püf noktası şurası sevgili Ahmet Beyciğim. Şimdi bir tane idareci var. Okulu geliyor, ayağa kaldırıyor, şaha kaldırıyor. Eğitimi, öğretimi örnek verebilirim. Muhteşem örnekler verebilirim. Çünkü eğitim öğretim içerisindeyim ve şu anda yaklaşık 400 tane okulu dolaştım. Kantincilerimin hepsine dokandım. Ellerini sıktım. Okulları gördüm. Çevrelerine kadar gördüm. Eskiden de mobil bir adamdım. Hiç durmazdım. Gezerdim yani. Dolayısıyla bana da makamda oturmayan adam derlerdi o zaman. Şimdi yine aynısı gezeriz. Çünkü mesleği en iyi sahada görebilirsiniz. Şimdi devlet böyle bir tehlike görmüş. Gene yayınlamış. Kardeşim şu saatler içerisinde çocuk dışarıda olmayacak. Çevresinde evi olan velinin muvaffakatı. Çünkü pek çok insanımız da çalışıyor. Dışarı çıkmasına çocuğunun o tehlikelere maruz kalmasını istemez. Elbette. Şimdi okul idaresi kantinciyle el bir husumeti varsa bakınız her şeyi bir kenara atabiliyor. Çok iyi eğitimcilerimi özür dileyerek söylüyorum. Tenzih ediyorum. Onların başımın üstünde yerleri var. Ben eğitim camiasının içerisine gelen ve eğitimcileri ilah gibi gören bir insanım. Dolayısıyla sözüm bunlara değil. Küçük hesaplar peşinde kalan bir kantincimi orada mağdur edebilmek için okulun kapılarını ardına kadar açıp öğrencilerin sersefil olmasına neden olan okul idarecilerime söylüyorum. Ve buna göz yuman Milli Eğitim Bakanlığımız idarecilerimizin, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün idarecilerine buradan onlara sesleniyorum. Biz bunları şikayet ettiğimizde ya da karşıdaki kuruma daha doğru ifadeyle burada şurada böyle bir kanayan yara var dediğimizde biz karışamayız gibi. Ne süte ne sabuna dokanan tiplerin idareci olmasını istemiyoruz biz. Burada çocuk sağlığı çok önemli. Çocuğun güvenliği önemli. Çocuğun kötü alışkanlıktan kurtulması ya da onlara maruz kalmaması önemli. Sizi neresi ilgilendiriyor derseniz
iki türlü ilgilendiriyor bizi. Ben 14 yılda İzmir'de çok şükür, Allah'a binlerce defa şükür olsun. Arşivlerinizde de varsa lütfen çıkarsın. Kim çıkıyorsa çıkarsın. Bir tane olumsuz gıda zehirlenmesine maruz kalmış bir tane vaka yoktur. Vaka diye hastanelere gönderilip örnekleri geldiğinde kantinciden kaynaklanmadığını da ispatı bende mevcuttur. Arşivlerinde bu da vardır. Bu ne demektir biliyor musunuz Ahmet Beyciğim? İzmir'de 600 kantin hizmet veriyor. Yaklaşık 1 milyon öğrenciye. 1 milyon öğrenciden bir tanesi dahi bu tür beslenmeye maruz kalmamıştır. Ha, gıda zehirlenmesi olmamış mıdır? Olmuştur. Bu vakalardan en büyük ızdırabı duyan da biziz. Niçin? Kemalpaşa'nın A okulunda bir gıda zehirlenmesi oluyor. O da başkanım yetişki diyoruz Ege Üniversitesi'ne. Basit gıda zehirlenmesi. Yok olmaz. Basit değil kardeşim. Biz bunun detayını istiyoruz. Mideden örnek verelim. Çünkü benim esnafım itham altında kalıyor. Neymiş sırrı? Bir bakıyoruz ki mideymiş. Bir bakıyoruz ki 3 tanesi 1 lira olan, yanında da ayran bedava olan lahmacunymuş. Adı lahmacun. Şimdi bu tür gıda zehirlenmelerden dolayı öğrenci kendini sorumlu tutuyor. Diyor ki en güzel savunmam kantinler. Çünkü anne baba tembih ediyor. Öğretmenlere tembih ediyor. Ama çocuklar öğlen beslenmelerini de alacaksanız kantinlerimiz her türlü denetime maruz kalıyorlar. Burası da buralarda bir herhangi bir olumsuzluk yok. Aman ne olur sokaktan almayın. Ama çocuk canı çekiyor, yiyor. Çocuk böyle bir şey. Yani ona biz hata kurmuyoruz. Ama en iyi savunma ne? Kantinden gevrek ayran aldı. Gevrek ayran da dünyada tek insana zehirlemeyecek gıda ürünleri. Birisi panzehirdir, ayran zehirlenir. En basit ayran içeriz. Birisi evet. De 200 derecelik ateşte, 250 ateşte pişmiş. İşte tüketim süresi zaten yarım gün olan bir gıda maddesi. Doğru değil mi kardeşim? Tabii. Yani dolayısıyla çocuğun savunmasında bunlar oluyor. İşte çocuk her türlü etkinliklerden kaçmak için bir tanesi bir yalan söyledi. Diyor ki, oğlum bugün okul asalım mı? Nasıl asalım? Karnımız ağrıyor diyelim. Tamam. O ona diyor, ona diyor. Bir bakıyorsun 20 tane öğrenci gıda zehirlenmesi. Allah Allah. Bu bir de biz tükettiğimiz ürünler tüm herkese tüketiyoruz. Birisi zehirlenip öbürünün zehirlenmemesi mümkün değil. Allah muhafaza. Evet, bu tür şaka yollu, espri yollu ama kantinciye zarar veren şeylere de muhatap oluyoruz. Ama esas geleceğim şu, konu da bu. Hem bu olumsuz beslenmelere maruz olmasınlar, hem de daha önemlisi haksız rekabette karşı karşıyayız. Bu nereden çıktı başkan derseniz onu da söyleyeyim size. Kantinlere ciddi kira veriyoruz. Okulayla birlikleri işte çocuklarımızın çok özür dilerim. WC'deki deterjanına kadar, paspaslarına kadar, kırılan cama kadar, tadilat yapılacak her türlü tadilat parası ve istihdam ettikleri personelin, bazı personelin maaşlarını oradan öderler. Bu okul için çok iyi bir şey. Kantin olmasa demek ki olmayacak bunlar. Kardeşim bunun parasını ben veriyorum. Bu müşteriye, öğrenci bizim potansiyel müşterimiz. Sen kapıyı açtığında ki yasak olmasına rağmen gidip işte bir tane sigara alacak. Orada bekleyen arkadaşı var. Etrafta daha özgür. Öğretmen baskısı yok. Onlar için hayat lay lay lay. Bunlara ben delikanlı. Delikanlı yaptı. Onun dönemlerini biz de geçirdik. Benim çocuklarım da geçirdi. Bunlara asla bir şey demiyorum. Yapmaları çok normal. Hatta 5 metrelik tel duvarı aşıp öbür tarafa kaçan öğrenci gördük biz. Yapar. Çok doğal. Delikanlı. Kanı deli bu adam. Evet. Yapar. Ama buna önlem almadan bunu dışarıya çıkarabilen idarecide suçu buluyoruz biz. Ya kardeşim bunun ben potansiyel kirasını ödüyorum. Bu müşteri bana ait. Bunun ihtiyaçlarını da benim karşılamam lazım. Çünkü denetimliye karşı taraftaki izinsiz, ruhsatsız, kaçak, her türlü denetimden bakın. Yani aynı denetimini okul idaresi gidip orada yapamıyor. Ciddi mi? Çevre sağlık bölge sağlıklar gidemiyor. İlle onlar biz görevlendirdik, okulu denetleyeceğiz. Şurada da vardır. Oraya bize görev vermediler orada. Kamuda biliyorsunuz böyle bir anlayış var. Dolayısıyla öğrenci gittiğinde sigarasını da içiyor. Kötü alışkanlık da ediniyor ve oradan da beslenmesini yapıyor, sağlıksız beslenmesini. Kardeşim kantinde şöyle aval aval bakıyor. Hadi gelin bakalım şimdi bunun yani bir kantinciye illa zarar vermek için bu öğrencileri de heder etmenin bir anlamı yok. Bunlardan şikayetçi benim esnafım. Dolayısıyla o kapı açıldığında o kadar çok talepli, az ve talep meselesi burada. Şimdi lahmacuncusu geliyor, simitçisi geliyor, ayrancısı geliyor, her türlü merdiven altındaki üretimi yapılmış işte şekercisi, aşurecisi, mahallebicisi her şey geliyor. Dolayısıyla bunlardan yapılan tüketimlerden de olumsuz manada beslendiğini varsayan ama karnını sadece doyuran
Ve parasını da bu kendisini zehirleyen ürünlere veren öğrencilerimiz oluyor. İşte buradan da ben bir öğrenci velilerime buradan seslenirim. O sorumlulukları çocuklarına da biraz söylesinler. Bir de manasız bulduğum, anlamsız bulduğum kantinde satışı yasak ürünler var Ahmet Beyciğim. Bu da ben o dönemde tabii görevde değildim. Olsaydım büyük ihtimalle de çok iddialı da konuşuyorum. Bunu siyasilerimize, ilgili bürokratlarımıza anlatarak bunu aşardık. Şimdi diyor ki okullarımızda çikolata satılmayacak. Peki tamam, satmaz. Bisküvinin şundan şundan satılmayacak. Allah aşkına hangimizin evinde, hangimizin dolabında çikolata yok evimizde? Herkes de var bakın. Gece kalkıp uykusundan atıştırmalık yapan anne babaları bilir. Kendi çocuklarına bilirim ya. Kardeşim bu eğer karşıda, yani şimdi sende yok amca diyor, kantinci amca, ben 5 dakika gideyim alıp geleyim. Oraya gidiyor, çikolatasını alıyor, yine sandviçini gelip benden alıyor. Ya oğlum bu yasak diyor, orada var ama satılıyor diyor. Ya öğrencinin alışverişine, dışarıdan tüketip almasına, annesinin çantasına koymasına mevzuatta hiçbir yer yok. Kantin sen koyma. Şimdi bu resmen bir yasak mı yoksa yasak, örnek olarak mı? Türkiye'de yasak evet. Türkiye'de kantinlerde tüketilmesi yasak ürünler bunlar. Ürünlerden birisi, birisi çikolata evet. Diyorsunuz. Ama bunun gerçek uygulanabilirliği yok. Karşıdaki büfeden alıp koyuyor çocuk çantasını. Oraya girmişken canı başka iş istiyor, onu da alıyor. Kantincinin parası oraya harcandı. Bu adam neyle verecek kardeşim? Yani böyle trajikomik, hiç akla mantığa uymayan, bakın şunu değil miyiz? Obezite denen bir şey var, Türkiye'nin, dünyanın gerçeği var. Tabii. Bu vahşi kapitalizmin beraberinde getirmiş olduğu yaşam koşullarından bir tanesi. Biz biliyoruz, hızlı bir dünya temposunda anne baba köşedeki bir tane yerden elini alıyor. Giderken o zamandan da israf olsun diye ya da başka bir aktivitelerine zaman ayıracağım diye ayakta tüketim çok yaygın. Ben İspanya'ya gittik konuyu incelemek için, Önemin İl Milli Eğitim Müdürü'yle. Gittik hakikaten insanlar sokakta yemek yiyor akşamları. Evlerinde bizim gibi tencere kültürü yok, sofra kültürü yok. Çünkü yaşam çok hızlı orada. Ayrı ancak bir araya geliyor. Birisi geliyor çorbasını alıyor catering'den. Onu oturuyor. Masa yer bulabilirse oturur. Yani böyle bir kapitalizmin getirmiş olduğu insanın obeziteymiş, işte kansermiş, işte çeşitli esnek hastalıklarmış, çeşitli beslenme hastalıkları bu umurunda da değil. Çünkü o yaşama ayak uydurmak zorundasın. Türkiye'de buna ayak uyduruyor. Var. İzmir'in en hızlı sirkülasyonu olan çarşısı neresi? Kemeraltı. Karşıyaka çarşısı. Gidiniz orada. Yol boyu bu tür beslenme yerlerle dolu. Niye var demiyorum ben. Çünkü şarttan onu gerektiriyor bakınız. Siz bazen mevzuata uymasanız da mevzuat size uymak mecburiyetinde kalabiliyor. Böyle bir hikayemiz var bizim işte. Evet kolay bir iş değil ama kantincilerin en büyük sıkıntısı dediğiniz gibi herhalde dışarıdan gelen seyyar esnaf, okul evet. Kapılarının bu seyyar esnafı açılması. Bir şey daha var arz edeyim isterseniz, müsaade ederseniz. Tabii. Başka sorunuz ne diyecek olursanız. Şimdi yine bu bizim bir mevzuatımız var. İşte bu genelgelerden bahsediyorduk, yönetmeliklerden bahsediyorduk. Burada her şey göz ardı edilmeden, çok affedersiniz, bunları biz ilgili bilimlere bunları aktardık. Onlar da dediler ki doğru söylüyorsun. Ya bunlardan bir tanesi de bizim sözleşmemizin 6. maddesi. 6. maddesinde diyor ki kiraların artışı ve azalışı neye göre olur? 1. Diyor ki her yıl bir önceki yılın üfe oranına göre yapılır kardeşim. Aynı ayına göre. Bir önceki yıl. Diyelim ki bugün Kasım'ın 8'i. Geçen yıl, bu yıl, bugün sözleşme yapacak arkadaşım Kasım'ın 3'ünde açıklamış olan, TÜİK'in açıklamış olduğu üfe oranına bakarlar. Kaçtır? 10.1. Giderseniz, müdür bey benim sözleşme tarihim geldi. Şurada yeni zamlanmış kira sözleşmesi hali. Ne yaptınız? 10.1. Ne diyorsun sen ya? Çok kusura bakmayın. Muhatap olduğumuz şekli söylemeyeydim. Olmaz. Ne, müdür bey mevzuat böyle. Ben mevzuatı tanımam. Mevzuatın altında da diyor ki bu mevzuatı uygulamak Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir diyor. Tanımam ne demek? Bakanı tanımam demek. Bu yönetmelik neye göre çıkarılıyor? Genelgeye. Genelge neye göre çıkarılıyor? Kanuna. Sen kanunu da tanımıyorsun. Şimdi bir eğitimcinin bunu demesi kadar absürt bir şey var mı? Allah aşkına sorar mısın? Neyi tanımıyorsun sen? Sen bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerisinde çalışan kamu personelisin. Ve bu yasaları, yönetmelikleri uygulamakla mükellefsin. Asli görevin bu. Ben bunu tanımam. Niye? Filan okulun kirası şu kadar. Müdür bey, o okul başka bir şey. Benim okulum başka bir şey. Emsal teşkil ediyor. Emsal o dün ihale edildi. İnsanlar ihaleye girerken işte dediğim gibi en başta
belirlenen muammen bedelde bir rekabetle astronomik rakamlar verebiliyorlar. Yani mümkün değil sürdürülmesi. İşte o 400 esnaf girmiş çıkmış dediklerime bir tanesi de budur. Nedenleri de budur. Evet. Hadi bakalım. Şimdi kamu binasının altında eğitimcisi, işletmecisin. Müdürün dediğini kabul etmezsen sana yaşam hakkı tanımayacak, kapıları açacak. Çünkü sürdürülebilir bir iş yerin olmayacak. Dolayısıyla ya müdürüm öyle olmasın, böyle olsun. Gidip ilgili yere şikayet ettiğinizde odaya geliyor arkadaşım, benim müdürüm böyle diyor, tamam yapamaz. Avukatımız da devreye giriyor. Biz de ilgili il milli eğitim müdürü ya da ilçe milli eğitim müdürünü arıyoruz. Müdür bey, şurada bir kanayan yara var, buraya müdahale edin. Vallahi çok doğru söylemiş arkadaş, oradaki kira bu. Şimdi bakınız, kime şikayet edeceksiniz? Allah aşkına, kimden destek bekleyeceksiniz? En sonunda Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar çıkarabiliyorum bu konuyu. Bakanlık genelgeye istinaden bir ilgi kuruyor. Diyor ki, kamu kurumlar altında bünyesinde görev yapan kantincilerin kira sözleşmelerinin yenilenmesine uygulanacak esaslar ilgili yönetmelikte mevcuttur. Bu yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemlerin yapılması emriyle gönderiyor tekrar. Gelin, yine geldiniz aynı noktaya. Yani bakınız, iş güzelliği... Suçu ve gir hikayesi. Ya gerçekten söylüyorum. Trajikomik mi? Komik. Ama gerçekten bir o kadar da dramatik. Yani kantinci kime gitsin ya? Geliyor Rasim Başkan. Rasim Başkan yapamıyor, yetişemiyor. Gidiyor evde uykusuz kalıyor. Ondan sonra eşi diyor ki sabaha kadar sayıkladın. İşte yani bu işin hakikaten söylüyorum. Bir dokunduğu zaman bina işliyorsunuz. Kamu kurumdaki idarecilerime, bizi dinleyen değerli müdürlerime, il milli eğitim müdürlerime, valilerime, herkese sesleniyorum. Türkiye'de herkese sesleniyorum. Yani bir mevzuat varsa bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu ihtiyacın da uygulanması sizin asli görevleriniz. Bırak bu esnafımız orada sihirbaz gibi 160 gün çalışıp 365 gün hayatını idame ettiren bir avuç esnaf. Bundan ne istersin be kardeşim? Sırf bu cezanı almak için 1000 tane öğrenciyi sokağa dökmenin ne alemi var? Allah aşkına sorar mısın? Çok sık rastlanıyor mu bu tür olayları? Yani İzmir'i ben dolaşıyorum bugün. 2,5 aydır yollardayım. Ne kadar kilometre yaptım bilmiyorum ama her sokakta bir okul var. Her okulda da bir kantin var. Herkeste dolaşıyorum. Yani gördüğüm manzara iç açıcısı değil. Evet. Gerçekten iç açıcısı değil. Yani biz geçmişte ki bir valimize ben derdimi anlatmıştım. Olmaz dedi. Çok ağır talebimiz var dedi. Milli Eğitim Müdürümüz Kamil Aydoğan kulakları çınlasın. En uygun çalıştığım Milli Eğitim Müdürüdür. Kendisi de tedavi görüyor. Allah'tan şifa diliyorum kendisine bir an önce. Çok uyumlu çalıştığımız dönemde İzmir zirveye çıktı. Eğitimde de zirveye çıktı. Bak yemin ediyorum size. İstatistikler önümüzde. Bir öğrenci, yani, bir okulun öğrencisi sokağa çıkıyorsa orada eğitim öğretmeni. Yani demek ki bazı sorunlar yönetimdekilerle ilintili. Yönetimdekiler hiç şüpheniz olmasın. Kesin kurallara uyarsa bir sorun bir çıkacak. Bir eğitimci yani bir derecede okul müdüründen bahsediyorum. Bir okul müdürü o ordunun başındaki o okulu zirveye de çıkarıyor. Zirvedekini tepeye de indirebiliyor. Evet. Çok da ucuz hesaplardan yapılıyor. Süremiz sonuna gelmiştik. Peki. Yeniden adaysınız. Yeniden ama rakipleriniz de var. Son sözlerinizi alalım şöyle ekranlarımıza dönelim. Son söz olarak neler söylersiniz? Değerli kardeşlerime söyleyeyim. Zaten bugüne kadar %60'ına arkadaşlarımı dokandım, gittim. Merhabalaştık derdim. Beni muhteşem duygularla karşıladıklarını görmekten de çok mutluyum. Zaten onların talebi doğrultusunda yeniden bu kervana çıktık, karıştık. Allah nasip ederse yapılacak ilk genel kurulda da büyük oranda ama öyle böyle değil, büyük oranda kabul göreceğiz. Buna ulaşamadığım arkadaşlarımın da bu program vesilesiyle hem onlara mesajım olsun, öbürlerine dolaşmak koşuyla tabii ki dolaşacağım. Hiçbir dokunmadık, girmedik bir kantin, sıkılmadık bir ev bırakmayacağım. Bundan şüpheler olmasın. Ancak şimdiden bu kervana katılmalarını, eski Rasim Başkanları'nı desteklemelerini talep ediyorum. Bu vesileyle umarım ki bu anlattıklarımla onların da problemlerine bir merhem, bir çare oldum. Gelince de inşallah bu göreve talip olduğumuzda da bunların uygulamasına tek tek öncelikli uzun ve orta vadeli programlarla devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı işler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Evet, size de, öncelikle size, Yeni TV ailesine. Yarın da buradan bir haberimiz çıkacak kantincilerle ilgili. Esas kantinci arkadaşlarıma onu da söylemek istiyorum. Yarın mutlaka yeni bir gün bir gazetesi temin edin. Mutlaka sizin sorunlarınıza değinecek pek çok manada görsel olarak da yazısal olarak da buna ulaşmanızı ve ilgili idarelerinize de ilgili kantinin ön tarafına da bunları yapıştırmanızı
ve millet herkesin okuyacağı şekilde de görmesini temin ediniz. Saygılar sunuyorum. Bu maksatla da Yeni TV'ye, Yeni Gün Gazetesi ailenize çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. İnşallah geldiğimizde de yeni programlarda davet eder ve dertlerimizi dinlersiniz ve takipçimiz olursunuz. Evet, Yeni Gün'de gündem burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Rasim Topçuydu, İzmir Kantinciler Odası Başkan Adayı. Biz Yeni Gün ailesi olarak kendisine çalışmanda başarılar diliyoruz. Kongrede de tabii. Yeni bir Yeni Gün'de gündemde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.